hakkında bulunduğu değerlendirmeniz yorumunuz ne olur efendim? Cevap vereceğim bir saniye. Ama üzerime geliyorsunuz. Ben gerçekten dehşet Sayın Erdoğan adına üzüldüm. Ona da çok acıdım. Bu bir tam bir zekasızlık örneği. Bu arada gazeteciliğin, haberciliğin sizler tarafından söylenen ve benim de çok beğendiğim bir nesi var, mottosu vardır. O da haber namustur diye. Şimdi bunların her birinin ortadan kalktığı bir iş bu. Orada ben diyorum ki Refah Ana, yani Refah Yolu'na Anavatan Partisi'nin koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyor da ben Refah Yolu yıkıyorum ve o arada da Refah Yolu'nun İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konuda Susurluk meselesi. Şimdi bu böyle bir zekasızlığın gerçekten inanamıyorum. Böyle bir Türkiye'de, böyle bir zamanda, böyle bir şekilde ortaya konmasına hayretler içindeyim. Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o Refah Yolu'nun kurulmasını sağlamışım. İyi ki de o Refah Yolu'nun kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar Türkiye'nin ekonomisine, ahlakına, Türkiye'nin yönetimine son derece önemli katkıları olan bir iktidardı. O iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Zor. Siz taşıyabilir misiniz şu ekipte? İşini beceremeyen insanlar. O soruyu sormadılar. Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nda 8 ayda 45 il gezmişim. Refah Ana Koalisyonu ben yıktım. Kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüm. Ve hedefim hep teşkilat meclisinde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı hakikaten. Ama şey yapamadılar. Yani izleyin hatırlayın o şey dönemini. Ramazan Bayramı, geçtiğimiz Şeker Bayramı dönemini. O görüşmeler esnası. Yani bekleyelim görelim. Şu şeyi biraz şey yapalım. Toplam kaç kişi bu olay biraz genelinde kaç kişi karışmış? Bir tamam 58 falan deniyor ama çok daha geniş bir şey. Şeyi tam bilmiyorum ben. Bir tek Erbakan'a verildi. Tansu Hanım'ın de yok. Ümit dosyası. Gerçekten yok. Yani onu hiç kimse bilmiyor. Ona girmeyin hiç. Hayır, o zaman onu yani biz bilmiyoruz. Yani bizim bilgimiz yok çünkü MİT vermiş o dosyayı. Onu söylersiniz ben de söylerim. Tamam olur. MİT Başbakanlığa bağlı. Şimdi bundan sonra çok kısa yanıtlarla gidelim. Tamam. Yani çünkü ana şeyinizi noktanızı şey yaptınız. Kaç dakika kaldı çocuklar? Nitekim bu anlayış doğrultusunda atılan köklü modernleşme adımları ortak irademizden doğan ve sahip olduğumuz zengin hafıza mirasımızı korumak için ortaya koyduğumuz değişimin akıntısına kapılan değil, değişimin öncüsü olan, başkalarının yazdığı tarihe razı olan değil, kendi tarihini kendisi yazan ve hiçbir prangaya boyun eğmeyen hür bir millet olma idealimizin sağlam bir zemine kavuşmasını sağlamaktır. Ve sağlamıştır. Bu çerçevede Batı kültürünü benimsemeyi değil, Batı medeniyetinin sahip olduğu ilim, teknik, hukuk ve hürriyet kavramlarını anlamayı, anlatmayı ve ülkemizde yaşatmayı esas alan Cumhuriyetimiz medeniyet yolundaki sıçrama tahtamızdır. Esarete karşı verilen çetin bir mücadelenin sonunda eşit ve şerefli bir yaşamı herkes için mümkün kılan Cumhuriyetimiz hürriyet yolundaki kanatlarımızdır. Türk milletini hak ettiği refah, huzur ve mutluluğa kavuşturmak için temel prensip olarak irfanı esas alan Cumhuriyetimiz aklın ve bilimin yolundaki işaret fişeğimizdir. Aziz milletim, Türkiye'nin modernleşme yolculuğundaki taşlar Cumhuriyetimizin değerleriyle örülüdür. Peki Cumhuriyetimizin neredeyse 100 yıla uzanan modernleşme yolculuğunda sizce bugün neredeyiz?
Maalesef hızla geriye gidiyoruz. Çünkü AK Parti iktidarı bırakın gelecek yüzyılı görmeyi, geçmiş 99 yılı okumayı bile beceremiyor. Ekonomi ile demokrasi arasındaki bağı hala anlayamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyetimizin kerim devlet anlayışından o kadar uzaktalar ki kuvvetler ayrılığını bir zaman kaybı olarak görüyorlar. Savaşın yıkımından bir büyük devlet kuran değerler yerine imparatorluğumuzun sonunu hazırlayan atalete ve ihanete sahip çıkıyorlar. Hatta utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyetimiz için 90 yıllık reklam arası bile diyorlar. Cumhuriyetimiz bireysel kalkınmayı ve bireyin özgürlüğünü esas alırken bunlar bireyin kendisinden rahatsız oluyorlar. Türkiye'yi küllerinden var eden Cumhuriyetimizin izinden gideceklerine, milletimize varlık içinde yokluk çektiren çarpık bir anlayışla ülkemizi yönetmeye çalışıyorlar. Aslında AK Parti iktidarının bugün bizlere yaşattığı şeyin adı bir cumhuriyet krizidir. Çünkü ne yazık ki bugün millet ile devlet arasındaki bağ kopartılmış, devletin sahipliği milletin elinden alınmış, partili cumhurbaşkanlığı denilen ucube bir sistemle tek bir kişinin ve etrafındaki dar bir zümrenin eline mahkum edilmiştir. Dolayısıyla devlet tüm vatandaşlarının hayrına işleyen bir mekanizma olmaktan çıkmış, sadece belirli kişilerin imtiyazlarının devam etmesi için kararlar alan bir vesayet mekanizmasına dönüştürülmüştür. Tabiri caizse Cumhuriyetimizin bütün ilkeleri, kurumları ve birikimleri yağmalanmış, devletimiz artık talan edilecek bir ganimet olarak görülmeye başlanmıştır. Ve bu tüm bu tahribatın sonucunda normalde sadece bu cennet vatanın bir ferdi olduğu için Cumhuriyet'in koruyucu şemsiyesi altına girme hakkına sahip olan insanımıza artık ilave bir şart daha sunulmuştur. Bu ilave şart makbul vatandaş olmak için iktidara destek verme şartıdır. Yani bu desteği sunmayan, AK Parti ile aynı düşünmeyen insanlarımız artık vatandaş olma haklarını da kaybetmişlerdir. Bunun içindir ki kamu personeli olmak için sadece başarılı olmak yetmez. Çok çalışmak hiç yetmez. Kurallara uyarak yaşamak da yetmez. AK Parti ilçe başkanlığından bir de tavsiye mektubu almanız gerekir. Bunun içindir ki iktidara yakın kişiler ellerini kollarını sallayarak istediğini yapabilir, lüks arabalarda gezip pudra şekeri koklayabilir ve başlarına hiçbir şey gelmeden şen hayatlarına devam edebilirken bu ülkenin genç evlatları gözünün üstünde kaşı var diye Silivri'nin soğuğuyla yüzleşirler. Bunun içindir ki insanlarımız gece gündüz çalışarak kıt kanaat geçinip ama vergilerini tıkır tıkır öderken iktidarın yandaşı şirketler vergi aflarıyla, ballı ihalelerle ve usulsüz servet aktarımı projeleriyle ödüllendirirler. Değerli arkadaşlarım, evet bugün ne yazık ki ülkemizde bir cumhuriyet krizi var. Çünkü AK Parti iktidarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsal varlığının çürümesini, modern devlet yapısının bozulmasını ve sultancıl bir 19. yüzyıl devletine dönüşmemizi istiyor. Hürriyet yerine istibdadın hüküm sürdüğü, ülkenin kaderinin bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştığı, beytülmalın yağmalanıp milletin zenginliklerinin kapitülasyonlara mahkum kılındığı o günleri yeniden yaşatmak istiyorlar. Ancak bir şeyi unutuyorlar. O devri bundan bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk bir daha açılmamak üzere kapattı. Kalıntılarını temizlemek de Cumhuriyet'in hür evlatları olarak bugün bizlere düşüyor. İyi Parti olarak bizim milletimize sunduğumuz en büyük proje Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını onun şanına yakışır bir şekilde yaşatmak olacak. Kimse merak etmesin. Sahip olduğumuz bu kutlu mirası 21. yüzyılın değer setleriyle daha da zenginleştireceğiz. İyi Parti iktidarında tarafsız ve kendi kanunlarına uyan bir devleti, gayri şahsi bir bürokrasiyi ve de ayrım gözetmeksizin
tüm vatandaşlarına eşit mesafede duran şeffaf bir yönetim anlayışını yeniden inşa edeceğiz. Milletimizin siyasetçilerin kapısında ricacı olmayacağı, vergilerin hesabının sonuna kadar sorulabileceği, herkesin gönlünce benim devletim diyebileceği sahici bir güven ortamını sağlayacağız. Emeğin ve alın terinin kıymet gördüğü, her birimiz için haysiyetli bir hayatın mümkün olduğu, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye mutlaka kavuşacağız. Söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında istibdat yasalarını değil, hürriyeti konuşacağız. Ben yaptım oldu zihniyetini değil, ortak aklı dinleyeceğiz. Çalmayacak, çaldırtmayacak, tek bir yetimin hakkını bile yedirmeyeceğiz. Mesuliyetten kaçmayacak, korkmayacak, şeffaf bir şekilde hesap vereceğiz. Atatürk'ümüzün de söylediği gibi, artık duramayız, behemehal ileri gideceğiz. Ve hiç şüpheniz olmasın, mankurtların ölüm, bozkurtların da doğum günü olan Cumhuriyetimizin 100. yılına milletimizin teveccühüyle iktidarda gireceğiz. Sağ olun, var olun.